Merhaba, burada fx'in grafiğini görüyorsunuz. Bu videoda yapmak istediğim şey bu grafiği, e, rasyonel bu fonksiyonun sadece kuralına bakarak çizip çizemeyeceğimizi düşünmek. Evet, fx eşittir 2x artı 10 bölü 5x eksi 15 bize verilmiş. Bunu yapmanın farklı yolları var. Önce hesaplaması gerçekten kolay olan bazı sayıları seçmek isteyebilirsiniz. Örneğin, x eşittir 0 olduğunda neler olur bakmak isteyebilirsiniz. O halde f0 eşittir e, x'li terimlerin tümü 0 olacak değil mi? x yerine 0 koyduk. Yani 10 bölü eksi 15 bu eksi 10 bölü 15'tir. Bu da eksi 2 bölü 3'tür. Evet bunu grafiğe yerleştirebilirsiniz. x eşittir 0 olduğunda fx veya y eşittir fx eksi 2 bölü 3. Ve bu noktayı görüyoruz. Bunu daha koyu bir renkle yapayım. Evet, bu noktayı işaretledik. Ayrıca şunu da sorabiliriz. Bu fonksiyon ne zaman sıfıra eşit olur? Bu fonksiyonun sıfıra eşit olmasının tek yolu payın sıfıra eşit olmasıdır değil mi? Yani 2x artı 10 eşittir 0 olmalı. Bunu çözmemiz lazım. Bu 2x eksi 10'a eşit olduğunda gerçekleşecek. Sadece her iki taraftan da 10 çıkardım. Eğer her iki tarafı 2'ye bölersem bu x eşittir eksi 5 olacak. Evet bunu da burada görüyorsunuz. x eksi 5'e eşit olduğunda fonksiyon x eksenini kesiyor. Sadece iki nokta ancak bunlar hala buradaki ilginç şekli oluşturmamızı sağlamadı. Başka bir sürü fonksiyonun bu tür bir şekle sahip olabileceğini düşünebilirsiniz. Şimdi fonksiyonun değişik noktalardaki davranışı üstünde düşünelim biraz da. Önce bu fonksiyonun ne zaman tanımsız olduğunu ve tanımsız olduğunda bu fonksiyonun nasıl davranmasını bekleyeceğimizi düşüneceğim. Fonksiyon tanımsız olacak. Bunu tanımsız yapabilmek için aklıma gelen tek yol paydayı sıfıra eşit yapmak değil mi? Sıfıra bölmenin ne anlama geldiğini biliyoruz. Aslında bilmiyoruz yani bu tanımsızdır değil mi? Bu fonksiyon, bunu mavi renkle yazayım, 5x eksi 15, sıfıra eşit olduğunda tanımsız olacak. Her iki tarafa 15 eklersek 5x eşittir 15. Her iki tarafı 5 ile bölersek x eşittir 3 olduğunda fonksiyon tanımsızdır. Evet. Şimdi bir fonksiyonun bir noktada tanımsız olmasının birkaç yolu var. Şöyle göstereyim. Buraya x ve y eksenlerini çizeyim. Diyelim ki bu da 3 olsun. Fonksiyonunuz bunun gibi görünüyor olabilir. 3'e kadar tanımlı ancak tam 3'te tanımsız olabilir ve daha sonra böyle gitmeye devam edebilir. Veya diğer olasılık. Burada bir düşey asimtotu olabilir. Evet, eğer düşey bir asimtotu varsa, bu bunun gibi gözüküyor olacak, yaklaşıyor ve sonsuza gidiyor. Bu yanda sonsuzluktan çıkıp azalabilir veya tam burada eksi sonsuzdan gelebilir. Düşey bir asimtot bunun gibi gözükecektir. Soldan yaklaşırken grafik buna yaklaşıyor ancak hiçbir zaman tam olarak x eşittir 3'e varmıyor. Sanırım diyebiliriz ki fonksiyon x eşittir 3'te tanımlı değil. Sağdan yaklaşırken aynı şey. Bu durumda fonksiyonun değerleri küçülüyor. 3'e çok yaklaştığında değerler eksi sonsuza doğru gidiyor. Peki bunu nasıl bileceğiz? Buraya baktığınızda grafiği önceden bildiğinizde tamam bu kolay diyebilirsiniz. Burası 10. Bakalım ölçek ne? Bu 1, 2, 3, 4, 5. Yani bunların hepsi 2. Buna göre x eşittir 3 de buralarda bir yerde. Grafiğe baktığınızda eğer grafik önünüzde olsaydı görecek ve bak bu gerçekten düşey bir asimtot diyecektiniz. Sadece grafiğe bakarak x eşittir 3 bir düşey asimtot olduğunu görüyorsunuz. Ve bunu yazayım. Evet düşey asimtot, düşey asimtot x eşittir 3 x eşittir 3. Ancak bunu nasıl bilebiliriz grafik olmasaydı değil mi? Eğer sadece fonksiyon elimizde olsaydı nasıl bilecektik? 3'te tanımlı olmadığını biliyoruz. Ancak bunun noktasal bir süreksizlik olmadığını, bunun yerine bir düşey asimtot olduğunu nasıl biliyoruz? Peki, bunu anlamanın birkaç yolu var. Bu yollardan birisi şu. 3'e yakın değerleri deneyebilirsiniz ve neler olduğunu görebilirsiniz. Örneğin, hesap makinenizi çıkarabilirsiniz ve diyelim ki 3,01'i deneyebilirsiniz. Eğer 2 çarpı 3,01 artı 10 derseniz aslında bu pay ve daha sonra bunu böleceğim. Payı 5 çarpı 3,01 eksi 15 ile böleceğim. Bu bize oldukça büyük bir sayı veriyor. Eğer daha da yaklaşsaydık, yani mesela 2 çarpı 3,001'i deneseydik artı 10 bölü 5 çarpı 3,001 şimdi x eşittir 3,001 deniyorum. Eksi 15 dedim. Daha da büyük bir sayı elde ettiğimizi görüyoruz öyle değil mi? Yani x 3'e yaklaştığında fx değerleri büyüyor gibi gözüküyor. Artı sonsuza gidiyor gibi gözüküyor. Bu şunu söylemenin bir yolu. Tamam bu en azından bu taraftan artı sonsuza gidiyor gibi. Yani bunun gibi bir şey çiziyor olabilecektik ve daha sonra aşağıdaki değerleri deneyebilirdiniz. 3'e soldan yaklaşırsak ne olacağını deneyebiliriz şimdi. 3,001'leri 2,999 ile değiştireyim. Soldan yaklaşıyorum. 2,999 ve pardon buraya gidelim. 2,999 ne elde ediyoruz şimdi gerçekten eksilere doğru bir yolculuk başladı değil mi? Eksi sonsuzluğa gidiyoruz. Eğer bunu denemiş olsaydınız bu size grafiğin burada bu şekilde gözüktüğüne ilişkin bir fikir verecekti. Bu daha önce düşünmüş olduğumuz bu iki noktayı birleştiriyor gibi görünüyor. Ancak Şimdi x gerçekten büyük pozitif değerlere veya negatif değerlere yaklaşırken neler olduğunu görelim. Burada da yatay bir asimtot var gibi görünüyor. Sadece grafiğe bakarsak x gerçekten çok büyük değerlere yaklaşırken gerçekten çok büyük pozitif değerlere fx o değere o asimtota yukarıdan yaklaşıyor gibi gözüküyor öyle değil mi? x eksi sonsuza giderken ise fx yatay asimtota aşağıdan yaklaşıyor gibi gözüküyor. Ancak sadece buna bakarak bunu nasıl belirleyebiliriz? Grafik yok diyeceğiz. Şunu düşünebiliriz. x sonsuza yaklaşırken f(x)'e ne olur? Bunu yazayım. x sonsuza yaklaşırken f(x) nerelere yaklaşacak? Bunu merak ediyoruz x daha büyük ve daha büyük değerlere yaklaşırken artı 10 ve eksi 15 daha az önemli olmaya başlar. Değeri en yüksek dereceli terimler pay ve paydadaki en yüksek dereceli terimler ifadeyi yönlendirmeye başlar. Diyebiliriz ki x sonsuza yaklaşırken fx giderek 2x bölü 5x'e yaklaşıyor. Bu 2 bölü 5'tir. Yani 2 bölü 5'e eşittir. Evet fx'in 2 bölü 5'e yaklaştığını söyleyebilirsiniz. Bunu biraz daha net görmek isterseniz değişik x değerleri düşünelim. x giderek büyüyor olsun. Yani şöyle bir tabloda evet burası x. Burası da fx olsun. Eğer x 1 ise bu durumda fx 2 artı 10 bölü 5 eksi 15 olacak. Burada 10 ve çıkardığımız 15 çok önemli. Ancak eğer x 1000 olsaydı, bu durumda fx 2000 artı 10 bölü 5000 eksi 15 olacaktı. Şimdi gündemi belirleyenler 2000 ve 5000. Daha sonra diyelim ki eğer x 1 milyon olsaydı, evet 1 milyon. Daha net gözükmesi için yazarken mavi kullanıyorum. Bu durumda fx 2 milyon artı 10 Biraz sağa kayayım. Bölü 5 milyon eksi 15 olurdu. Burada 10 ve 15 artık neredeyse önemsiz. Tahmin edebilirsiniz ki x 1 milyar veya 1 trilyon veya daha büyük bir sayı olsaydı bu durumda 10 ve eksi 15 giderek daha da daha da önemsiz hale gelecekti. x sonsuza yaklaşırken bunlar artık tamamen önemini yitirecek gibi değil mi? Yani en yüksek dereceli terimler artık önemli oluyor. Buna göre fx 2x bölü 5x'e yaklaşıyor ki bu 2 bölü 5'tir. Yani fx 2 bölü 5'e yaklaşıyor ve bu doğru da böyle gözüküyor zaten. 2 bölü 5 0,4 ile aynı şeydir ve bunu grafikte de görüyoruz. fx buna yaklaşıyor ancak tam olarak oraya varmıyor. x sonsuza giderken buna giderek yaklaşıyor ancak tam olarak oraya varmıyor. Zira burada artı 10 ve eksi 15 var. Dolayısıyla asla tam olarak 2 bölü 5 de olamayacaksınız. X giderek daha fazla negatif değerler aldığında da aynı şey oluyor. Bunların tümünü negatif değerler içinde yapabilirsiniz. Eğer bu eksi 1 olsaydı bu eksi 2 olurdu. Bu da eksi 5. Eğer bu eksi 1000 olsaydı, bu eksi 2000 bölü eksi 5000 olurdu. Eğer eksi 1 milyon ise eksi 2 milyon bölü eksi 5 milyon olurdu. Ancak görüyorsunuz bu durumda dahi fx 2x bölü 5x'e yaklaşıyor veya eksi 2 bölü 5 beş, eksi 5'e yaklaşıyor diyebilirsiniz ve bu hala 2 bölü 5'tir ve onu burada görüyorsunuz. Burada bu fonksiyonun yatay bir asimtotu olduğunu söyledik. Yatay asimtot burada ve y eşittir 2 bölü 5'e eşit. Buradaki grafik bu düşey ve yatay asimptotların gerçekte ne olduğunu bulmamıza yardımcı oluyor. Ancak eğer grafik olmasaydı tamam x eşittir 3'te tanımsız diyecektik. Bunun yakınındaki bazı değerleri test edebilirdik ve diyebilirdik ki bak x 3'e soldan yaklaşırken eksi sonsuza yaklaşıyoruz gibi görünüyor. x 3'e sağdan yaklaşırken artı sonsuza gidiyoruz gibi görünüyor. Bu iki noktayı da çizebilirdik f sıfıra eşit olduğunda ne oluyor ve daha sonra x artı sonsuza veya eksi sonsuza yaklaşırken davranışı düşünebilir ve bu yatay asimtotu çizebilirdik. Bunların tümü bu gerçek grafiği çizebilmek için oldukça iyi bir yol olurdu.